Peker, Soylu, Pamukören sosyal medya savaşları devam ederken, gelin beraber Sedat Peker'in attığı tweetlere göz atalım. Mahkeme imarı iptal etti. Senin arsan artık çöp. Ziraat Bankası yönetimini uyarıyorum. Pamukören paralarını yurt dışına kaçırmadan tüm mallarına el koyun. Yoksa kanun önünde gelecekte sizler de mahkum olursunuz. Dedi. 50 milyon dolara getirttiğin o devasa uçağın var ya, birazcık namusun varsa o dahil tüm lükslerini Ziraat Bankası'na teslim edersin. Ziraat Bankası'ndan senin çaldığın para, gariban çiftçinin alın teriyle kazandığı paradır. Köylü milletin efendisidir. Mustafa Kemal Atatürk. Ben Sedat Peker, benim için söz namus. Sezgin Baran Korkmaz Resul Hor tarafından aranıp süslü sülüyle görüşmesi için İçişleri Bakanlığı'na çağrılmadıysa ayın 4'ünde süslü sülüyle görüşüp, ayın 5'inde yurt dışına çıkmadıysa bahsi arttırıyorum, tüm dünyanın gözü önünde kafama sıkacağım. Kıymetli dostlarım gönlünüz rahat olsun, üzülmeyin. Bakanlıkta birçok kamera var. Hepsini silseler HTS kayıtları var. Onlarla da oynasalar elimde video kayıtları var. Ben yaşa basmam. Etlerini parça parça koparacağım bunların. Yüce Divanlık'sın sülü, Yüce Divanlık. Süslü Süleyman, Aslan Süleyman, benle ilgili insanları emniyete alıp ifade aldırıyorsun ya, kendini boşuna yorma. Onların hepsi normal insanlar. Hiçbir şey çıkaramazsın. Bütün her şey benim beynimin içinde. Size zekaya saygı duymayı öğreteceğim. Bu işin finalinde delireceksiniz. Süslü Süleyman, Kaplan Süleyman, söz namus. Ayın 4'ünün İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarını yayınla. HTS kayıtlarını yayınla. Söz namus kafama sıkacağım. Yüce Divan'a gideceksin. Bu işin finalinde delireceksin. Süslü sülü bugün gözaltına aldıracağın arkadaşlardan da bir şey çıkmaz. Yarın aldıracaklarından da. Sen çakmasın oğlum, sen mahalle kaşarısın. Bir tripoda kameraya yenileceksin. Bu işin finalinde delireceksin. Bana lütfen sayın doktorum de. Anonsçu Veysi hani açıklama yapacaktın, neden yapmıyorsun? Sen bir açıklama yap, hediyen bende hazır. Sadece de ki, ben hem 45 milyon dolar konusunda, hem de otele çökmek konusunda aracılık yapmadım, yapmak istemedim. Kıymetli kardeşlerim, muhalefete siz beceriksiniz diye lütfen yüklenmeyin. Rahmetli annem kimseye zahmet verme, kendi işini kendin gör derdi. Bizim ülkemiz çok büyük rezaletler gördü, ancak suç örgütü lideri dedikleri kişinin İçişleri Bakanlığı'nın kamera kayıtlarını yayınlayın kafama sıkacağım demesine karşı çaresiz kalışını hiçbir zaman görmedi. Siz devletin namusunu kirlettiniz. Bütün gelişmeleri yakından takip edip siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.